Gölgesi üzerimize düşen Ramazan ayının arefesinde güzel bir müjdeyle başlayalım isterseniz. 6 ay kadar önce Aksaray İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi olarak başlatmış olduğumuz kampanyayla Tanzanya'da bugün Şehri Süleha Aksaray Külliyesi dualarla hizmete açıldı. Tanzanya Büyükelçimiz Sayın Doktor Mehmet Güllüoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşavirinin de katılımıyla dualarla hizmete açıldı. Bu güzel projeye katkı sağlayan Aksaray'ımızın hayırsever insanlarına, bize destek veren Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, tüm emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra Aksaray İl Müftülüğü olarak Ramazan ayında neler yapacağız? Kısaca onları ifade etmek isterim. Malumunuz olduğu üzere 2 yıldır pandemi sebebiyle hatta ilk yıl camilerimiz tamamen kapalıydı. Cemaatle namaz kılmaya kapalıydı. Geçen yıl sadece farz namazları kılabildik. Teravihi 2 yıldır kılamıyoruz. Ama Allah'a hamdolsun pandeminin etkilerinin biraz azalmasıyla birlikte bu yıl camilerimizde teravih namazlarını da kılmaya başlayacağız. Özlediğimiz, hayalini kurduğumuz eski Ramazan günlerini inşallah biraz daha yaşamaya gayret edeceğiz. Bu noktada bütün camilerimizde inşallah teravih namazları kılınacaktır. Ayrıca 3 camimizde namazlarını hatimle kılmak isteyenler olursa Debbağlar Camii'nde, Geylani Vakfı Camii'nde, bir de Medine-i Münevvere Camii'nde, 3 camide inşallah hatimle teravih namazı kılınacak. Dileyen kardeşlerimiz, halkımız oralara yönelerek hatimlerin namazlarını, teravih namazlarını hatimle kılabilirler. Yine bunun yanında tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda bayanlara ve erkeklere yönelik olarak mukabele programları düzenleniyor. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Dolayısıyla bizim Ramazan'da Kur'an ile olan münasebetimizi, mesaimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Bu vesileyle ben halkımızı camilerimize, Kur'an kurslarımıza okunan bu mukabelelere iştirak etmeye davet ediyorum. Bunun yanında hem merkezde hem de büyük kasaba ve köylerimizde, onlar da mahrum kalmasın istedik, özel vaaz ve irşat programları düzenledik. 20'nin üzerinde kasaba ve köyde gerek erkek gerek bayan görevlilerimiz, vaizlerimiz inşallah bayanlara yönelik olarak özel vaaz ve irşat programları düzenleniyor. Erkeklere yönelik hafta içi hem öğle namazından önce hem de yatsı namazı öncesinde vaaz ve irşat programlarımız yine devam edecek inşallah. Bununla birlikte Aksaray Müftülüğü olarak iftar çadırlarımız olacak. Onlardan birincisi Salı ve Perşembe günleri gençlik merkezlerimizde, kız ve erkek gençlik merkezlerimizde toplamda 8 defa 50'şer öğrenciye, kız ve erkek 50'şer öğrenciye iftar yemekleri vereceğiz. Hocalarımız onların başında olacaklar, sohbetler edecekler. Milli ve manevi duygularımızı onlara biraz daha aşılayabilmek için gayret gösterecekler inşallah. Kadir Gecesi'nde ayrıca Somuncu Baba Külliyesi'nde camimizin alt mekanında orada bir taziye olarak dizayn edilen yer var. 300 üniversite öğrencimize, kız öğrencimize inşallah yine orada bir iftar programımız olacak. Beraber iftarlarını yapacaklar, ardından camide teravih namazlarını kılacaklar. Bunun yanında Aksaray Müftülüğü olarak engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine yönelik, yetim yavrularımıza ve onların ailelerine yönelik, sevgi evlerinde kalan öğrencilerimize, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik, şehit ve gazi yakınlarına yönelik olarak farklı farklı iftar programlarımız olacak. Bunların her birisine ortalama 150-200 kişinin katılımını bekliyoruz. Bir de Aksaray'ımızda biraz daha büyük mahalli merkezi noktalarda bulunan 10 farklı camimizde sokak iftarları düzenleyeceğiz inşallah. Bunu yapmaktaki gayemiz şu: bu iftarlar sayesinde o mahallede, o sokakta Ramazan'ın heyecanı biraz daha hissedilsin, yaşansın. O kurduğumuz sofralara başta ihtiyaç sahibi, durumu zayıf aileler olmak üzere cami cemaatimiz, çoluk çocuk, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir bayram havası olursun. Hep birlikte orada huzur içerisinde iftarımızı yapalım, birlikte dua edelim, sohbetler edelim, hocalarımızla birlikte işte inşallah özel programlar yapacağız bu iftar programlarında. Ramazan'ın coşkusunu
biraz daha farklı yaşayalım gayreti içerisindeyiz. Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda kardeşliğimiz zekatla bereketlensin kampanyası başlattı. Türkiye Diyanet Vakfı yurt çapında geçen yıl 80 milyon civarında zekat ve fitre gelirini yurt içinde ve yurt dışında 2 milyona yakın insana ulaştırdı. Aksaray'ımızda da sadece Ramazan ayında, geçen yılın Ramazan ayında 400 bin lira civarında bir zekat ve fitre toplanmıştı. Halkımız bizi tercih ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de onları Aksaray'ımızda ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilerimize aynı ve nakdi yardım olarak, öğrenci bursları olarak teslim ettik. Binin üzerinde kişiye dağıtılmış oldu. Bu yıl inşallah biraz daha gayretli bir çalışmanın içerisindeyiz. Ben bu noktada halkımızı, hayırsever Aksaray halkını her zaman olduğu gibi hiçbir programımızda, projemizde bizi yalnız bırakmadılar. Bu yılda zekat ve fitre noktasında bizlere destek olmaya davet ediyorum. Eğer zekat ve fitrelerinin ihtiyaç sahiplerine bizler aracılığıyla ulaşmasını isterlerse camilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ya da müftülüğümüze bizzat gelerek ya da hazırlamış olduğumuz el broşürleri var. İnşallah yarın cuma namazında tüm camilerimizde bunu halkımıza dağıtacağız. Şehrin merkezi yerinde halkımıza, vatandaşlarımıza dağıtacağız. Özel ziyaretlerimiz olacak, oralarda dağıtacağız. Oralarda belirtilen hesap numaralarına zekat ve fitrelerini yatırabilirler. Ne kadar çok birikirse biz onları kuruşuna dahi dokunmadan tamamını ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle ben 2 gün sonra idrak etmeye başlayacağımız rahmet ayı, tevbe ayı, Kur'an ayı, Ramazan'ın başta Aksaray'ımıza, nefsimize, ailemize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Rabbim hepimize en güzel şekilde değerlendirmeyi, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde de Ramazan bayramına ulaşmayı nasip eylesin.